Başarıları bitmeyen, tükenmeyen, kariyerlerinde, akademik yolculuklarında, tırmandıkları basamaklarda bir bir izlerini bırakan, ekosistemde yarattıkları değer kelimelerle ifade edilemeyecek önemli insanları ağırladığımız serimizin bir bölümünde daha beraberiz. Bugün çok özel bir lideriyle bir araya geliyoruz. Sayın Profesör Doktor Aytül Erçil. Akademik kariyerinde Robert Kolej, Boğaziçi ve Brown Üniversitesi gibi önemli isimleri fethetmiş olan Aytül Hanım, Boğaziçi'nde öğretim üyesi olmak için Türkiye'ye dönüş yapmış, sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Ödüllü Araştırma Geliştirme Merkezi'ni kurmuş ve bu süreçlerin sonucu olarak kendi girişimleri olan ve yapay görme üzerine çalışan Vistek ve sonrasında da Vispera'yı kurmuştur. Aytül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ben de beni bu güzel programa davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Demin kısaca özetlemeye çalıştım ama gerçekten bu zamana kadar başardıklarınızın belki de binde birine dokunabildiğimi hissediyorum. O yüzden biz de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Sizce Aytül Erçil kimdir? Aytül Erçil bence hayatı boyunca yeni şeyleri öğrenmeye adamış kendini bir insan. Çok küçük yaştan beri aslında hep akademik bir hayatı planlardım ve onu yapmaya çalışırdım. İşte Boğaziçi Üniversitesi, sonra Amerika'da master doktora ve sonra 5 sene GM Research Lab'de çalıştım Amerika'da. O birazcık bir dönüm noktası oldu benim için. Çünkü daha önce hep teorik çalışırken GM'de yaptığım işi elle dokulu, gözle görülü bir meta haline gelmesinin verdiği keyfi yaşadım. Ve daha uygulamalı çalışmalar yapmaya karar verdim. İşte Boğaziçi'ne döndüm. Orada da hani sanayi kuruluşlarını gezdim. Neler yapabilirim, ne tür problemlere çözüm getirebilirim diye baktım. Biraz sükutu hayal zamanıydı o dönemler. Çünkü biraz erkendi. Türkiye'de yüksek teknoloji bir ürün geliştirileceğine dair güven yoktu. İşte daha sonra Avrupa Birliği projeleri, işte Amerika, Japonya'dan destekler alaraktan sanayinin problemlerini çözmeye çalıştım. Ve sonunda da girişimcilik camiasına adım attım diyeyim. Hiç düşündüğüm bir şey değildi ama hani yaptıklarınız kağıt üzerinde kalınca insanı rahatsız ediyor. Bunları hayata geçirmek için de ara şirketlerin olması gerektiğini gördüm. Çünkü üniversitenin görevi ürün yapmak değil. Bu üniversitede yapılan çalışmayı ürüne dönüştürecek birileri lazım. Ve yıllardır da o konuda çabalamaya devam ediyorum. Evet, dediğiniz gibi ilginç bir şekilde akademik olan kariyerinizden bir anda rotanızı girişimcilik bir serüvenine çevirmişsiniz. Bu süreç nasıl gelişti? Biraz daha detaylandırabilir misiniz? İçinizde bir girişimci ruh vardı, belki eğitimin ışığıyla daha mı fazla parladı? Bu iki dünyanın ortak paydaşlarını fark ettikçe girişim dünyası daha mı çok ilginizi çekmeye başladı? Nasıl gelişti? Aslında içimde bir girişimcilik ruhu varmış ama ben bunun farkında değildim. Yani hiç düşünmüyordum ben girişimciliği. Akademik hayata devam etmeyi istiyordum ama hani yaptığımız şeyler hayata geçmiyordu. Çünkü yani genelde o dönemler özellikle yurt dışından teknolojiyi hazır satın alma yoluna gidiyordu firmalar. Benim hep hayalimde öğrencilerin bir şirket kursun, ben de onlarla birlikte çalışayım şeklinde vardı. Sonra bir Avrupa projesine girdik. O dönem şimdi TÜBİTAK TEYDEP olan, o zaman TİDEP olan organizasyonun başında Cemil Arıkan vardı. Ve bizi Avrupa'ya götürdü. Berlin'de bir Borkridge event'e götürdü. Orada bir uluslararası bir proje oluştu ama üniversite tek başına giremiyordu. İlle yanında bir şirket de gerekiyordu. O zaman Cemil Bey bana dedi, hadi bir şirket kursanıza dedi. Yani dediğim gibi benim hiç aklımda böyle bir şey yoktu ama biraz böyle Cemil Bey'in zorlamasıyla diyeyim, iki mezun öğrencimizle beraber Vistek'i kurduk. Böyle başladı benim girişimcilik süreci. Ve sonra da o süreç sizi Vispera'ya kadar getirdi. Birazcık evet, da Vispera yani yolculuğundan bahsetmek istiyorum bu noktada. Nasıl fark yaratmak istediniz Vispera'yla? Nasıl gelişti bu şirket? Şimdi aslında önce şeyi söyleyeyim, yani girişimcilik aslında yani üniversitede yaptığınızdan gerçekten çok farklı bir ortam. Çünkü üniversitede bir kere birçok öğrenci var. Yani kafanızda olan şeyleri onlara söyleyip aynı anda paralel olarak yaptırabiliyorsunuz ama girişimcilikte yani bunu yapamıyorsunuz. Öyle bir kadronuz yok, öyle bir eleman grubunuz yok. Bunu yaratmak için de ciddi bir finans gücü gerekiyor. Ben başladığım zaman öyle bir şey yoktu. Yani Türkiye'de melek yatırımcılık, risk sermayesi tür şeyler yoktu. Bende de para yoktu.
O yüzden gerçekten çok daha zor giriş, en azından o zamanlar çok daha zordu girişimciliğe başlamak. Yani Bistek zamanı o açıdan çok zorlu geçti. Çok sıkıntılar yaşadık. Bistek'te biraz daha rahatladık çünkü Bistek'i ben Almanlara sattım. Tabii o satıştan da elimize bir miktar nakit geçince hani Bistek'te belli bir finans gücüyle başladık. Belli bir insan gücüyle başladık. Çünkü Bistek'teki Ar-Ge direktörü Ceyhun'la beraber kurduk biz Bistek'i ve Bistek'teki Ar-Ge ekibinden de birkaç kişi bizimle beraber geldiler. O yüzden de hem finans açısından hem insan kaynağı açısından ciddi bir güçle başlamış olduk Vispera'da. Ve de Vispera'da aslında direkt müşteri ihtiyacından yola çıkarak başladık. Ben Endeavor girişimcisiyim. Endeavor'ın da bir EMBA programı var. İşte MIT, Stanford, Harvard gibi üniversitelerle anlaşmaları var. Onların executive MBA öğrencileri gelip 8-9 hafta sizin bir problemin üzerine çalışıyorlar. Bizim Ceyhun'la beraber 3 tane iş fikrimiz vardı. Her bir iş fikri için bir grup getirdik yurt dışından. Ve 8-9 hafta çalıştılar. İşte pazar araştırması, işte iş planı hazırlamak vesaire. O yüzden bunların arasından birini seçerek biz parayı başladık. Yani dediğim gibi hem finans gücümüz vardı, hem insan gücümüz vardı. Hem de önceden araştırmıştık, bir pazar araştırması yaparak başlamıştık. O yüzden Vispera'da yani gerçekten müşterinin problemini çözen bir pain point dediğimiz problemle işe başlamıştık. O açıdan çok daha rahat oldu tabii bu yolculuk. Birazcık bahsettiniz ama ben birazcık daha açmak istiyorum. Şimdi ileri teknoloji atılımları konusunda Türkiye birazcık daha tereddütlü yaklaşıyor. Hem girişimciler hem yatırımcılar bu konuda. Ve sizin de girişim yolculuğunuzun çoğu aslında yurt dışında gelişti. Girişim ekosistemini hem Türkiye hem de dünyada gözlemleme fırsatı bulduğunuz düşününce ne gibi farklar gördünüz? Türk girişim dünyasına özel avantajlar ve dezavantajlar gözlemlediniz mi? Şimdi Vispera'yı biz aslında ilk günden itibaren hani Born Global dediğimiz direkt uluslararası bir şirket olarak hayal ederek yola çıktık. Hatta bizim ilk kestiğimiz fatura da yurt dışına oldu. Yani Türkiye'den önce yurt dışına fatura kestik. Ve mesela web sitemizi direkt İngilizce olarak tasarladık. Bütün dokümanları, aramızdaki iç iletişim dokümanları bile hep İngilizcedir. O yüzden yani biz direkt ilk günden itibaren Türkiye'yi düşünmedik. Hep global düşündük. Şimdi girişimcilik şeyine baktığımızda ekosistemine Türkiye'deki eğitim aslında bu girişimciliği hiç desteklemiyor. Yani işte bir sürü atasözleri var başıma icat çıkarma gibi veya hani doktor ol, mühendis ol denir. Hatta işte kız istemek için mühendis olsun, doktor olsun diye anneler bakar. Veyahut da garantili bir iş olarak devlet memuru olsun ister çocukları. Yani kimse çocukları için girişimci olsun diye bir o şekilde bir yetiştirme tarzı olmadı en azından bizim dönemlerimizde. Mesela Hollanda'da bir arkadaşım var. İlkokulda kızı ve ilkokulda girişimcilikle ilgili dersler görüyorlar. Yani bir fikri alıyorlar, bunun iş planını çıkarıyorlar ve bunu hani yatırımcıların karşısında savunuyorlar. Yani ilkokul çocukları. Daha o günden kafalarına girişimcilik tohumları ekiliyor. Bizde ise son birkaç yıldır üniversite düzeyinde girişimcilik dersleri başladı. O yüzden yani çok fazla rol modeli de yok. Çok fazla örnek, başarılı örnekler son birkaç yıldır çıkmaya başladı. O yüzden girişimcilik ekosistemi çok yeni Türkiye'de. Demin de dediğim gibi Bistek zamanında melek yatırım, risk sermayesi şirketleri falan da yoktu. Yani girişimciliğin aslında temel şeyi olan yatırım ekosistemi hiç yoktu. Yeni yeni oluşuyor. Yeni yeni birçok fon oluşmaya başladı. Ama bizim girişimcilikte büyük avantajlarımız var. En büyük avantajımız insanımız. Türk insanı çok yaratıcı ve çok pratik. Yani bizim hayatımız sorun çözmekle geçtiği için her gün her noktada bir sorunla karşılaştığımız için çok daha pratik çözümler üretebiliyoruz. Örneğin kendimden bir örnek vereyim. Ben Avrupa Birliği projelerinde hakemlik yapıyordum 10-15 yılda. Ve orada bir ara vice chair pozisyondaydım. İşte bir toplantı oldu. Bütün gelen başvurular bir saat tartışıyorlar. İşte bunları başvuruları A'dan Z'ye mi nasıl sort edelim, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım. Onlar konuşana kadar ben sort ettim, bitirdim. Şaşırdılar, A nasıl yaptın? Yani bu tür şeyler bizim için hiç problem değil. Hani biz böyle saatlerce nasıl yapılacak tartışması yerine oturup yapıyoruz. Çok daha pratik yaklaşımlarımız var.
O yüzden bir avantajımız var ve gerçekten insanımız çok yaratıcı. Hemen birçok uluslararası projede yer aldım. Hepsinde en başarılı üç ülkeden biriydi Türkiye. O yüzden yani o konularda ciddi avantajımız var. Ama işte bu insanımızı doğru yönlendirip doğru projelerde çalıştırmak önemli olan. Evet, gerçekten bahsettiğiniz gibi doğru kaynaklar var. Yani çok güçlü bir kaynak var aslında Türkiye'de ama bunun iyi yönlendirilmesi ve doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor dediğiniz gibi. Şimdi aslında girişim ekosistemindeki farklı bir trendden bahsetmek istiyorum. Bu girişim dünyası ve özellikle de teknoloji alanlarına özel bu dünyada kadın olmanın farkı. Çünkü dünyada da gözlenen bir şey STEM alanlarında çalışan yani genel olarak teknoloji alanlarında çalışan insanların yalnızca dörtte birini kadınlar oluşturuyor. Ve bu alandaki kadınlar ortalama olarak sektördeki erkek oyunculardan %20 kadar daha az maaş alıyorlar. Sizce bunun sebepleri ne olabilir ve bu trend nasıl kırılabilir? Şimdi bunun tabii çok fazla sebebi var aslında. Yani bir kısım bu hani STEM konularına başvurularda da azlık var. Bunun çeşitli nedenleri var. Sosyal çevre, aile tarafından davranışlarda bir nedeni. STEM okusa bile çalıştıktan sonra işten ayrılma oranı daha yüksek. Bunun çeşitli nedenleri var. Funding gap var. Yani yatırım alma, hani kadınlar tarafından kurulan şirketlerin yatırım tarafında problemler var. Networking dediğimiz yani çevresel ilişkiler konusunda farklılıklar var. Ve de confidence gap dediğimiz yani kendine güven konusunda farklılık var. Şimdi bunlara bakarsak aslında bu hani gaps in enrollment dediğimiz yani STEM konusunu seçme konusundaki eksiklikler aslında daha tam yuva çağından başlıyor. Yani şu an çocukların kitaplarına bakarsak rol modelleri işte kadınlar genelde hemşire veya öğretmen, erkekler işte mühendis vesaire, doktor. Yani bunların değişmesi lazım. Yani bütün çocuk kitaplarının bence yeniden ele alınması ve bu rol modellerinin değişmesi lazım. Şeylere bakıldığında da yani aileler de mesela yani bu benim kendi ailem için de geçerliydi. Hani rahat bir meslek olsun. İşte evine yani evin ana şeyi yükü hala kadının sırtında. Çocukların bakımı kadından bekleniyor. O yüzden yani benim de ailem bana diyordu ki işte rahat bir iş olsun ki evine daha fazla vakit ayırabilesin, çocuklarına daha fazla vakit ayırabilesin. O yüzden de yani çevre baskıları burada önemli. Ama bir şey de confidence gap dediğimiz yani kadınların kendine güveninde de problemler var. Mesela Harvard'ın bir çalışması vardı. Orada bakıyorlar diyorlar ki yani orada gördükleri bir erkek o pozisyona bir açık pozisyon olduğunda kadın %100 emin olmadan başvurmuyor. Erkek %60 emin olduğunda başvuruyor. Yani kadınların kendine güveni daha az. Ben bunu yapamam diyor. %100 emin olmadan yapabileceğine başvurmuyor bile pozisyona. Bunun değişmesi lazım tabii bu güvenin. Onun dışında bu işte yatırım yani yatırım firmalarının çoğunluğu erkek. Yani kadın yatırımcı çok az ve orada da yatırım alan şirketlere de bu yansıyor. Yani genelde bir hani kulüp gibi aslında yani kendilerine benzer kişilere yatırım yapıyorlar. Ve de hep şey ön yargısı var işte kadın çalışmaya devam eder mi? Çocuğu olduğunda ayrılır mı? Bu yüzden bu tür endişelerden dolayı yatırım almada da kadınlar bir dezavantajlı oluyor. Artı networking yani genelde şirketlerin üst düzey pozisyonunda erkekler olduğu için hani bir telefon açıp hemen çevresinden birine bir şey söyleyebiliyor. Kadınların bu network'ü çok daha zayıf. Ya mesela şirketlerin yönetim kurullarına baktığınızda ağırlıklı erkekler yani Türkiye'de kadınlar %14 yönetim kurullarında yer alıyor. O yüzden de yani birbirlerine destek olma, yardım etme konusunda burada da dezavantajlı oluyor kadınlar. Yani çok şey var aslında her dalında yapılacak şeyler yani yuva kitaplarından yönetim kurullarına kadar her konuda yapılması gereken şeyler var. Ama şöyle de bir şey var yani son zamanlarda bu cam tavan konusunda ciddi bir gelişme oldu. Yani birçok şirketin üst düzey pozisyonunda kadınlar gelmeye başladı. Akademide de benzer şekilde işte dekan, rektör vesaire kadın sayısı arttı. Ama girişimcilikte aynı şey değil. Yani girişimcilikte sistem konularında kadın çok az görmekteyiz.
Özellikle bu girişim konusunda daha fazla şey yapılması lazım. Mesela Kagider yönetim kurulundayım ben. Kagider'de yeni bir şey başlattık. Akademisyen girişimci olmak isteyen, girişimci olmak isteyen akademisyen kadınlara bir eğitim başlatıyoruz. Hatta bugün akşamüstü bir toplantısı var onun. Hani onlara nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz gibi. Yani bu tür şeylerin artması lazım faaliyetlerin. Kesinlikle ve aslında bu tarz faaliyetlerde belli kalıpları, oturmuş kalıpları kırmak için çok önemli. Bir söyleşinizde aslında kadınlar teknolojiden anlamaz yargısıyla sıklıkla karşılaştığınızı belirtmişsiniz. Ve birçok araştırma bu algının sadece erkeklerin kadınlara uyguladığı bir yargı değil, kadınların da kendine uyguladıkları bir yargı olduğunu gösteriyor. Demin de bahsettiğiniz gibi kadınlar emin olmadan başvurmuyorlar, bazen ya ben yapamam belki gibi bir düşünceye kapılıyorlar. Ya kendi kendimizi de sözlerimiz algılarımızla kısıtlayabiliyoruz belki de. Ya bu konuda kendimizin yapabileceği, kadınların kendi kendine yapabileceği neler olabilir? Yani kesinlikle doğru. Mesela 2012'de Yale Üniversitesi'nde sanırım yapılmış bir araştırma vardı. Orada kadın erkek birçok öğretim üyesine sormuşlar. Gelen başvuruları değerlendirmelerini istemişler. Kadınlar da erkekler de yani bir pozisyon için, laboratuvar yöneticisi pozisyonu için. Kadınlar da erkekler de erkek başvurulara daha yüksek not vermişler. Yani kadınlarda da bu unconscious bias diyorlar yani. Bilinçaltı bir şey var. Genelde erkeklerin daha başarılı olacağı önyargısı maalesef var. Yani bunun için aslında bir rol modellerinin artması lazım. Yani daha başarılı yani kadınların da bu konuda hiç geride kalmadığı, en az erkekler kadar başarılı olduğunu gösterecek rol modellere ihtiyaç var. Yani en önemli şey aslında bu hani kadınların kendine güveninin artması. Mesela şimdi Google'ın başlattığı bir şey var. I Am Remarkable diye bir seri var. Kadınların kendine güvenini arttırması için. Biz de Kagider olarak da buna destek veriyoruz ve birçok kadını bu konuda eğitmek için destek oluyoruz. Yani bu tür çalışmaların artması lazım. Yani gerçekten güven meselesi en önemlisi. Ve de tabii erkeklerin de bu konuda destek olması önemli. Bu He for She gibi girişimler bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Ama annelerin eğitilmesi de çok önemli. Çünkü genelde anneler işte erkek evlatlarını daha şımartıyorlar, daha el üstünde tutuyorlar. Hani kız evlatlar daha işte ev işleriyle uğraşsın gibi şeyler düşünülüyor. Yani toplumun bütün bu algılarının yavaş yavaş değişmesi lazım. Gerçekten çok doğru söylediniz. Umarım da sizin gibi önemli liderlerin ayak izlerini takip ederek daha fazla bu konuda girişimciliğe yönelecek kadınları teşvik edecek daha fazla program ortaya çıkar. İleriki zamanlarda da şu anda da projelerinizde sizin gibi sizin yarattığınız gibi projelerde bu konularda destek olmaya ve belli oturmuş kalıpları kırmaya da devam edecektir eminim. Aytun Hanım bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah projelerinize de çok başarılar, dilediğiniz yerlere de ulaşabilirsiniz umarım. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Ben de size başarılı yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet, bugün Sayın Profesör Doktor Aytül Ertil'i ağırladık. Gerçekten çok keyifli bir sohbet yaptık ve girişimcilik ekosisteminde özellikle de kadın olmanın getirdiği özel durumlar ve bu konularla alakalı neler yapılabileceği üzerine bir sohbet yaptık. Bizi dinlemeye ve bu tarz önemli kadınlarla bir araya geldiğimiz bu söyleşilere katılmaya devam edin.